Havacılık tarihinde benim en sevdiğim uçakların başında F-104'ler gelir. Gerçekten böyle incecik gövdesi, küçük kanatları ve inanılmaz yüksek performansıyla F-104 havacılık tarihine damga vurmuş çok önemli uçaklardan biri. F-104'ler uzun yıllar Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanıldı. En son aktif kullanıcısı ise İtalyan Hava Kuvvetleri'ydi. Onlar da geçtiğimiz yıllarda emekli ettiler ama Amerika'da bir şirket var. Bu şirket F-104'leri topluyor. Filosunda 8'den fazla F-104 uçağı var ve bu sayılar e, gövdeler, motorlar ulaştıkça eline daha da artacak gibi duruyor. Bakalım bu F-104'leri ne için kullanıyorlar, neler yapıyorlar? Gelin bu videomuzda sivil uçan F-104 uçaklarını tanıyalım. İkinci Dünya Savaşı'nın hemen arkasından Kore Savaşı gerçekten havacılığa yön veren çok önemli bir savaş. Çünkü bu savaşta Karşıdaki hem Kuzey Kore ama arkasındaki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği öbür tarafta da ise Güney Kore arkasında tabii ki Amerika Birleşik Devletleri işte NATO'nun ilk oluşumu diyelim. E, bu iki tarafta gökyüzünde jet uçaklarla Dogfight'a it dalaşına giriyor ve Amerikalılar yoğun olarak tecrübeleri sayesinde bu savaştan galip gökyüzünde en azından galip çıkıyorlar. Ama savaştan sonra yapılan değerlendirmelerde Amerikan hava kuvvetlerinin e, özellikle çok çok çabuk hızlanabilen, çok çabuk irtifa alan uçak konusunda bazı eksikliklerin olduğu ortaya konuluyor. Tabii ki bu dersler imalatçılara veriliyor ve çeşitli yeni nesil tasarımlar yapmaları isteniyor. Ve bu tasarıma tabi Lockheed Martin F-104 olarak adlandırılan farklı bir tasarımla giriyor. Kelly Johnson e, ürünü bir tasarımı bir uçak F-104. Kelly Johnson aynı zamanda işte SR-71U2 gibi çok sayıda uçağa başarıyla tasarlanmış çok önemli bir mühendis. Şimdi F-104'e baktığımız zaman uçağın zaten takma adı uçan roket. Kanatları çok küçük, çok kuvvetli bir J-79 tipi motoru var ve gövde aerodinamisi inanılmaz narin. Bu uçak hızla irtifa alıyor hatta kırdığı yükseklik rekorları var ve sürati çok yüksek iki mak yani ses hızının 2 katına çok rahatlıkla çıkıyor ve bu uçak e, dogfight'larda bu şekilde kullanılmak isteniyor. Ama bakılıyor ki uçağın manevra kabiliyeti o tırmanışına, çok çabuk hızlanmasına rağmen çok iyi değil ve burada da F-104'lere farklı bir görev verilmeye başlanıyor. F-104'ler nükleer görevlerde kullanılıyor. Çünkü uçak çok yüksek irtifadan veya çok alçak irtifadan inanılmaz başarıyla uçacak kapasiteye sahip. Bir anlamda tabii NATO ülkelerine bu uçaklar bir kısmına yardımla, bir kısmına o dönemin ilk böyle bir ortak olalım, birlikte üretelim gibi projeleriyle konuluyor. İşte Almanya, Belçika, Hollanda bu uçağın çok ciddi kullanıcıları arasında. Türk Hava Kuvvetleri de 1963 yılından itibaren F-104'leri kullanmaya başlıyor ta ki 1995'e kadar. Hatta 1980'lerin başından itibaren de işte o ilk gelen işte Amerikan F-104'lerin arkasından Almanya'dan, Hollanda'dan, Belçika'dan, Kanada'dan hangi ülkenin emekli ettiği F-104 varsa ülkemizde toplanmaya başlanıyor. Ve gerçekten 1980'ler ve 1990'ların başında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk Hava Kuvvetleri'nin çok önemli bir gücü olmuş durumda. İşte Ankara mürtet, e, Bandırma, Balıkkesir ve Diyarbakır üstünde 4 ana üste bu uçak üstleniyor. Ve e, birçok görevde de işte bir dönem NATO'nun nükleer görevleri, Ege'de Dogfight, Güneydoğu'da terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlarda da bu uçaklar kullanılıyor. Ve tabii ki dönemi yavaş yavaş kapanıyor. Gerçekten e, Türk pilotlarının, teknik bakım ekiplerinin, Büyük özverileriyle uçak planlanandan çok daha uzun süre Türkiye'de semalarımızda uçmaya devam ediyor. Ama tabii 1995'te en son Diyarbakır'da uçakların kal edilmesi, hizmetten çıkmasıyla birlikte yerini çok daha yeni nesil F-16'lara bırakıyor. Tabii Türkiye'de 1995 yılında bu macera tamamlanıyor ama İtalya'nın ürettiği uçaklar var. Bu İtalyan uçakları da F-104S harfi. Sonunda S harfi var. S harfiyle anılıyor. Biraz daha farklı özelliklere sahip. Ve İtalyanların uçakları da işte 2000'lerin ortalarına kadar 2000'li yıllarda da uçmaya devam ediyor. Ve daha sonra yerlerini daha gelişmiş savaş uçaklarına doğru bırakıyor. Bu uçaklar emekli olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri merkezli Starfighters Aerospace adlı şirket tarafından toplanmaya başlıyor. Şimdi öncelikle bu şirket işte mavi beyaz boyalı gösteri yapan uçaklarıyla bu f104'leri kullanıyor. Hatta Amerika'daki birçok havacılık gösterilerinde de boy gösteriyorlar. Ama arkasından şirket uçakları için çok farklı bir çalışma gerçekleştirmeye başlıyor. Bunların başında da hedef işte çeşitli havacılık testlerinin yapılması insan faktörünün test edilmesi gibi gerçekten çok bilimsel deneylerde de bu F104 uçakları kullanılmaya başlanıyor. Hala şirketin envanterinde 8 adet uçak bulunuyor. Önümüzdeki yıllarda mevcut bazı gövdelerin, motorlarının büyük bakımlarının tamamlanmasıyla birlikte ve uçabilir hale gelmesiyle birlikte F104 sayısının da arttırılması planlanıyor. Son yıllarda uydu atımlarıyla ilgili çok sayıda çalışma var. F-104'ün bir başka konusu da mikro uyduların ki işte bunların ağırlıkları bu uyduların birkaç kilogramdan başlayıp işte 20-25-30 kilograma kadar çıkıyor. Mikro uyduların uzaya atılması. Ne yapıyor F-104 uçaklarıyla? Çok yüksek irtifaya çıkılıyor. Kanat altına konulan bu tür uyduları taşıyan e, mini roketler atılıyor ve bu roket uzaya çıkarak uydunun yörüngeye oturtulması sağlanmakta bunun için çeşitli turlarda yapıyor şirket bu turlardan en büyük ilgi çekeni 20 dakikalık özel bir uçuş Bu uçuş sırasında uçak havalanıyor 2 dakika içerisinde 350 nota ulaşıp arkasından 600 nokta tırmanmaya başlıyor ve uçak e, bu sırada işte yaklaşık 33 gün fite çıkıyor 3.6 G çektikten sonra, Tekrar inişini gerçekleştiriyor. Bu uçuş, işte dediğim gibi 20 dakika sürüyor ve gerçekten meraklıları Starfighter yani yıldız savaşçısı uçağıyla uçmak için çok sayıda can atan insan var. Böyle de ara ara turistik uçuşlarda gerçekleştirmiş oluyorlar. Gerçekten belirttiğim gibi F104 tasarımıyla görüntüsüyle çok hoş bir uçak. Pilotlarıyla da konuştuğunuz zaman F104'ün yeri her zaman kalplerinde diğer uçaklara göre çok ayrı. Çünkü F-104 çok yüksek süratlere kısa süre içerisinde çıkabilen tabiri caizse gökyüzünün Ferrari'lerinden biriydi. Hala bir konuştuğunuz zaman o F-104 günleri e, o yıllarda uçan pilotların gönlünde çok çok ayrı bir yere sahip bir uçaktı. Müzik size F-104'ün biraz sivil hikayesini anlatmaya çalıştım. Türk Hava Kuvvetleri'nin efsane uçaklarından biri de F-104. 400'den fazla uçak envantere girdi ve gerçekten e, birçoğu da bunların işte ikinci el yıl, uzun yıllar kullanılmış yıpranmış uçaklardı ama Türk Hava Kuvvetleri'nin ağır yükünü 4 ana jet üstünde bu uçaklar e, çektiler ve sonra yerlerini çok daha modern F-16 uçaklarına bıraktılar. Umarım farklı bir bakış açısını size sunabilmişimdir. Çünkü sivil olan F-104'ler hala Amerika Birleşik Devletleri ile o motorlarından çıkan efsane sesle uçmaya devam ediyor. Bize lütfen sorularınızı yorum olarak yazın veya info.tolgozbek.com adresine mail atabilirsiniz. Detaylı havacılık haberlerimiz tolgozbek.com sitemizde. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın. Eğer tabii katıl tuşuyla da bizlere destek verirseniz çok seviniriz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.